Arkadaşlar merhaba, videoma hoş geldiniz. Bu videoda gördüğünüz gibi şurada tavşanımızın mama kabı boş. Bugün onu besleyeceğiz. Nasıl beslenir Hollandalop tavşanları ve genel diğer tavşanlar? Size bunlarla ilgili birkaç bilgi vereceğim. Tavşanımız şu an bayağı aç, bakın hatta şöyle yemek poşetini sallayın. Çok obur olduğu için şimdi gelecek buraya. Bakın nasıl iki ayak üstüne kalkıyor, görüyorsunuz değil mi? Yemek işte nelere kadir. Bir yemek için nasıl taklalar atıyor, nasıl şovlar yapıyor bize. Şimdi sizlerle nasıl beslediğime, neler verdiğime geçelim. Bunları göstereceğim sizlere. Arkadaşlar şimdi şöyle bir yemlerin olduğu bir kap var. Yemleri şöyle poşetlerde toplu alıyorum. Ama sonra şöyle bez torbalara geçiriyorum. Sebebi nem yapmasın içinde. Bir de onlar güveler falan yiyip içine giriyorlar falan. Bayağı güve oluyor. Yazın özellikle acayip bir güve oluyor. Odada böyle 10-20 tane oluyordu. Şimdi balkonda bir tık daha rahat olur benim için. Şöyle gördüğünüz gibi bu ginepiklerde ve tavşanlarda kullandığım klasik yem. Ginepiklerden farklı olarak şöyle arkadaşlar. Küçük baş hayvan olan kuzular için satılan kuzu yemi diye bir şey var böyle. Bu da preslenmiş zerzevat, işte ot, sebze, bilmem ne vesaire. Böyle bez torbalara bunları karıştırıp koyuyorum. Buradan da servis ediyorum hayvanlarımı. Sonra şu çuvalda arkadaşlar bu kuru yonca. Yonca otu. Ben bunu balyayla falan aldım böyle. Şöyle iyice görün. Sonra kafalarda soru işareti kalmasın. Bu normal kuru ota göre yapraklar falan var içinde. Böyle daha farklı renklerde yeşil şeyler falan var. Bunları N11'de bir satıcıdan aldım da bir daha ondan almayacağım. Ya. İçinde ilk videoda da söylediğim gibi böcekler gelebiliyor. Şimdi bu çuvalda da gördüğünüz arkadaşlar saman gibi, ya bunu çok göstermeye gerek duymadım ama kuru otumuz var. Ya bunlar olmazsa olmaz yani. Hani bu üçüyle besliyorum. Ekstra sebze, meyve de verebilirsiniz. Ama tavsiye yavruyken vermeyin diyorlar. Ben yavruyken hiç vermedim, o yüzden korkup. İshal olunca ölebiliyorlarmış. Ben öyle bir şey yapmadım. Sonra da şöyle bir alışkanlık oldu bende. Hani sebze yiyor hayvan, havuç falan, ama ben çok vermiyorum yani. Hani kuru şeylerle gayet güzel besleniyor. Nefes nefese kalıyorum arkadaşlar nedense. Kusura bakmayın. Bu şekilde besliyorum. Şimdi sizle beraber, hep beraber besleyelim. Nasıl besliyormuşum falan. Bu şişkoluğun, bu oburluğun sırrını bir gösterelim hep beraber sizlere. Bakın tellerin aradan çıkıyor ya. Git lan. Hadi besleyelim bakalım. Şimdi şöyle yapacağız. Şu yanda görmüş olduğunuz mama kabını bir ağzına kadar dolduracağız. Bunu neredeyse çok istisnalar hariç her gün yapıyorum. Belli oluyordur zaten kilosundan. Arkadaşım çekilir misin lütfen, rica etsem. Tamam açsın, anlıyorum ama bize de biraz fırsat ver ya. Şimdi bunu şöyle bir dediğim karışım, yem karışımıyla, bayağı da büyük bir kase. Şöyle odaklayalım. Mısır kırığı falan filan var içinde. Ben tam detaylı bilmiyorum. İnternetteki tavşan yemlerinden. Bunu şuraya koyalım. Sonra yonca otu arkadaşlar her dakika verilen bir şey değil. Kalsiyumun sebebini tam hatırlamıyorum ama herhalde yani fazla kalsiyum almasına, dişlerinin uzamasına sebep oluyordu sanırım. Yani yine de bir araştırıp söyleyeyim de ben öyle hatırlıyorum. %90'da öyle. O yüzden normal ot vereceğiz. Normal ot sindirimine de çok iyi geliyor yani.
Böyle yemlik, yem kabıymış, otlukmuş, onunla uğraşmıyorum. Direkt taktik maktik yok. Hiç şuna falan koymuyoruz artık. Direkt çuvaldan alıp içine. O şekilde atıyorum arkadaşlar. Şimdi biraz yakından size göstereyim. Uzun zamandır video çekmiyordum. Biraz nefes nefese kaldım. Ankara çok soğuk. Şu an balkondayım. Bir onun etkisi var. Bir de COVID oldum. Ayrıca tüylü bir hayvan astımımı tetikliyor. Ondan biraz nefes nefese kaldım. Şimdiden kusura bakmayın arkadaşlar. Bir de malum COVID'de herkes evlere tıkıldı. Bir hareket, hani böyle bir spor aktivitemiz olmadığı için en ufak böyle hareketlendiğimde bir de tavşan malum. Tüyleri bana pek yaramıyor. Havada soğuk olunca biraz nefes nefese kaldım. Zamanla aşacağız arkadaşlar beraber ya. Konuştukça videoda ciğerler kuvvetlenecek eski gündeki gibi. Şu an gördüğünüz gibi oburluktan hiç umursamıyor. Hatta bir de sizin için suyu da besleyeyim. Sudan da bahsedelim nasıl yapılıyormuş su. Şöyle suluğunu göstereyim size. Arkadaşlar şimdi küçük pet sulukları oluyor. Onu nerede bulabilirim? Bir dakika. Videonun bu kısmı biraz doğaçlama oldu arkadaşlar. Böyle bir şey yoktu. Şimdiden içimden esti. Arkadaşlar şöyle suluklar var içi böyle nitelli. Şimdi bunun sıkıntısı yani bunu bu bir çekişte bitiriyor bu hayvan. Bu küçükken falan iyi. Ginepikler için de çok güzel. Ginepiklere de epey bir gidiyordu. Bunu bir çekişte bitiriyor hayvan. Hani yani günde 2-3 defa bundan takmanız gerekiyor. Bu da hem size sorun oluyor hem hayvana yani. Hayvan 2-3 defa içmesi gerekirken siz her seferinde burada olamıyorsunuz. Bununla ilgilenemiyorsunuz vesaire. O yüzden şöyle yine bunu N11'den büyük bir suluk aldım. Bu herhalde 1,5 litre falan bir su alıyor. Sağlam da hani öyle sızdırma falan da yapmıyor. Mantığı çok kolay. Tavuk nipenini saklama kabı gibi bir şey takmışlar. Güzel para kazanıyorlar büyük ihtimal. Çünkü pahalı satıyorlar biraz. Diğer suluklara nispeten. Ha, uğraşmak isteyen varsa böyle bir saklama kabı alıp şöyle kapak yapar üstüne. Nipelle de havyayla da deler. Nipeli de oraya sıkıştırır. Conta da takar biter. Hatta çıkartıp göstereyim ya. Biz de biliyorsunuz hizmette. Arkadaşlar şuraya dokununca bakın buradan su damlıyor. Şuraya dokununca odaklayalım. Şimdi bir daha odaklayalım. Şimdi şurada gördüğünüz gibi sızdırmaz contası var. Orada bir delik var. Onu vida gibi oraya takıyorsunuz. Şöyle de bir kapağı var. Ya bana büyük kolay. Şuradan da asıyorsunuz işte kafesinize. Benim kafese rahat bir şekilde oldu yani. Hani benim bir de tavşan bak gördüğünüz gibi video başladı. Yemek startını verdiğim andan beri başını oradan kaldırmadı. Suyu içer şimdi de bir. Sonra o tahtasının üstünde yatar o bütün gün. Kapak kapatıyorum arkadaki gördüğünüz şu kahverengi şey kapak. Teller yüksek güvenlikte olmasına rağmen son birkaç gündür kaçıyor. Balkonu da bayağı dağıtıyor. Yani eşyaları falan dağıtıyor. Yerlere kaka yapıyor falan. Yani uğraşmak istemiyorum açıkçası. Her gün temizle. O yüzden kapak yaptım. Bu şekilde arkadaşlar. Yani suyunu da şunu söyleyeyim. Temiz içme suyu kullanıyorum. Şöyle bidonlarda 5 litrelik. Yani reklam olmazsa şöyle hemen göstereyim bidonumuzu. Marketlerde satılıyorlar. Oradan döküyorum. Bunu bir yazın bir kışın 2 gün falan götürüyor bu sarı suluk bunu. Ya benim de işime geliyor. Hani yemi zaten istediğim kadar koyabiliyorum. Kafes müsait. Suyu da koydum mu hani 2 gün falan bir yerlere gidebiliyorsunuz. Yani her gün burada olmanıza gerek yok. O şekilde arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoma like atıp kanalıma abone olursanız da çok sevinirim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.